Ne istiyorsun? Bunu vermek istiyordum. Neden? Kelebek bir an önce evlenmem için bunu bana hediye etmişti. Ama ben evlenemeyeceğim. Pekala. Al Andrea. Gelin buketini yakalayanın çabuk evleneceğini söylerler. Ne şirin bir buket. Teşekkür ederim. Milagros'a teşekkür et. Teşekkür ederim Milagros. Bir şey değil. Dilerim söylenenler doğrudur ve bir an önce evlenirsin. Çünkü Ivo senin gibi bir eşi hak ediyor. Senin gibi bir eşi hak ediyor demekle ne demek istedi? Hakaret mi etti? Pek anlayamadım. Evet sevgilim, beklenen an geldi. Evet. Şimdi dua edelim de bizi çıkarken kimse görmesin. Sinirli misin? Biraz. Bence öyle. Ah Tanrım. Beni sakinleştirebilecek tek şey var. Nedir? İşte bu. İşe yaradı. Kendimi daha iyi hissediyorum. Ben de öyle. Evet. Gidelim mi? Evet. Evet gidelim. Nasıl mutlu olmam. Sonunda kayınbiraderimden kurtuldum. Meclisteki yerimi de alacağım. Beni şaşırtıyorsunuz efendim. Bay Demian'la iyi anlaştığınızı o görüyorum. O asalakla asla anlaşamam. Her fırsatta beni soyuyordu. Bu kez geçinmek için ne yapacağını çok merak ediyorum. Bu arada kayınbiraderinizden söz etmişken bunu sizin için bıraktım. O nedir, bir efendim. Veda konuşması mı? Sanırım öyle. E koysana o zaman, biraz eğlenelim. Peki efendim. Onu İstanbul sokaklarında dilenirken görebiliyorum. Çünkü yanındaki parasıyla alışkın olduğu hayatı en fazla 3 gün sürdürebilir. E hadi. Başlatayım mı? Evet başlat. Sevgili eniştem. Sen bu kaseti dinlediğin sırada ben ülke dışında olacağım. O yüzden elinden hiçbir şey gelmeyecek. Herhalde kendine nasıl geçineceğimi soruyorsundur değil mi? Söyleyeyim mi Federico? Neden çalışma odana bir göz atmıyorsun? Hayır. Aa, Bernardo'ya teybi de getirmesini söyle. Böylece sesimi duyabilirsin.
Gel 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 gel. Peki Teybi efendim, geliyorum. Bu aşağılık ne yaptı acaba? Ne yaptı? Gel bakalım. Gel. Şimdi gel. Çalışma odasına girmişsindir. Çalışma masasının üstünde bir anahtar var. Gördün mü onu? Çok güzel. Bu senin anahtarlarının bir kopyası. Çekmecenin anahtarı. Onu öldüreceğim. Onu öldüreceğim. Uçağını geri getirtip öldüreceğim. Çekmeceyi açtın mı Federico? Eğer tek bir lütfen sakin olun efendim. Eksikse lütfen sakin olun. Öldüreceğim. Sakin olun efendim. Çekmecenin sağ köşesinde bir kağıt bulacaksın. Kağıdın üstünde bir hesap numarası olacak. Bu masanın altında tahsil edilen paraları yatırmamı istediğin hesabın numarası. Vergi dışı olan paranın. Sana asla söylemediğim bir şey vardı. O da bu hesabın yalnız senin adına değil, aynı zamanda yani benim adıma da oldu. Yani ayrılmadan önce artık o parayı unutmanı söylemek istedim. Çünkü artık ben de... Aşağılık herif, aşağılık herif. Hayatımda onun kadar aşağılığını görmedim. Hayatımda görmedim. Sakin ol Federico, sakin ol. Tansiyonunu unutma. Şimdi gitmem gerekiyor. Hoşça kal Federico. Beni her zaman hatırlayacağından eminim. Hoşça kal. Sana mutluluklar dilerim. Bir de dalga geçiyor. Benim 5 milyon dolarımı çaldı, bir de gülüyor. 5 milyon lütfen, dolar. Lütfen, lütfen. Tansiyonunuz yükselecek efendim. Bunu ne yapayım efendim? Al da... Az oldu. Evet Ramoncuğum, disco için yeni fikirler üretmemiz gerekiyor. Yeni bir şey, evet. Her şeyi kutladık zaten. Yanılmıyorsam hoş geldin bahar gecesi düzenledik. Başka ne yapmıştık ha? Bir maskeli bolo gecesi düzenledik. Başka ne yaptık? İşçi bayramını kutladık. Ne zaman kutladık? İşçi bayramını ne zaman kutladık? Herhalde kutlamışızdır ama ne bileyim, eminim işçi bayramı ya da onun gibi bir şey kutlamışızdır. Ama artık tükendik değil mi? Tükendik, yok olduk. Tükendik mi? Bir şeyler düzenlemeliyiz. Özel bir şeyler hazırlamazsak insanlar artık disko gelmeyecek. O zaman bir şeylerdir. Aynı şeyleri ikinci kez yapamayız. İnsanları sıkar bu. Yeni bir şeyler bulmalıyız. Evet ama herkes aynı şeyi yapıyor. Birbirinden kopya çekiyor. Herkes sürekli aynı şeyi yapıyor. Bizim kesinlikle farklı bir şeyler düşünmemiz gerekiyor. Evet, evet, evet. Peki o zaman sen zekisindir. Bir şeyler düşün. Tamam. Ne oldu? Tamam buldum Raman. Ne buldun? Aklıma gelebilecek en iyi fikri beni daha buldum fazla Raman. Meraklandırma da söyle. Yeni bin yılın güzeli. Yeni bin yılın güzeli yarışmasını düzenleyeceğiz. Değil mi? Ne kadar orijinal. Muhteşem. Hey, o üniformayla ne yapıyorsun söyler misin? Hiçbir şey. Hiçbir şey mi? Artık burada çalışmadığını biliyorsun değil mi? Evet çalışıyorum, istersem çalışırım. Ah Milli, sen iyi misin? Gloria, sen beni tanırsın. Bütün gün hiçbir şey yapmadan duramam. Ayrıca her şeyin eskisi gibi olmasını istiyorum. Bu olanaksız, hiçbir şey eskisi gibi olamaz. Lina artık aramızda yok. Sen eskisinden de çok üzülüyorsun. Hiçbir şey eskisi gibi olamaz. En azından bırak da hayal kurayım. Benim yatağımın üstünde ne yapıyorsun ruh hastası? Kış, kış. Bugün de çalışmayı düşünmüyor musun? Bilmiyorum. Aa, demek bilmiyorsun tabii çünkü çok hastasın öyle değil mi canım? Hem de çok hastayım. Aa, bak buna çok üzüldüm. Neden üzüldün? Çünkü Bay Damian'a giderken güle güle diyemedin. Aa, Bay Damian'a güle güle diyemedim çünkü henüz gitmedi. Bugün gidecek. Bugüne, bugün şu anda bir kumsalda güneşleniyor olmalı. Sen ne dedin bakayım? Bay Damian dün Rosie ile gitti. Ne demek gitti? Evet gitti. Hani şu filmlerde gördüğümüz uzun siyah arabalardan birine binip gittiler. Bu imkansız. Bu imkansız. Bu imkansız. Ben modern bir kadınım. Ben de koçi. 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 İçeri gel. Büyük anne. Merhaba. İzninle. Nasılsın? Çok iyiyim. Doktor sandalyeye oturmama
İzin verdi. Bu da iyi bir gelişme, öyle değil mi? Çok sevindim. Evet. Evet. Hadi konuşsana. Ortamı yumuşatacak bir şeyler söyleyebilirsin. Ne güzel bir gün. Havalar da ısındı. Ne bileyim, bunun gibi şeyler. Aslında Andrea hakkında konuşmak istiyorum. Ivo, lütfen. Dün ona karşı çok sert davrandım büyük anne. Ivo, doktor bana can sıkıcı olaylardan uzak durmamı söyledi. Onun hakkında konuşmak istemiyorum. Senin hakkında da konuşmak istemiyorum hayatım. Bana karşı da çok sert davrandım büyük anne. Öyle mi? Daha erkek olman gerektiğini söylediğim zaman sert olduğumu sanmıyorum. Sanırım şu Katalan şarkıcıyı duymuşsundur. Şu Federico'nun çok hoşuna giden hani... Gerçek asla üzücü değildir. Çaresi olmayan üzücüdür. Büyük anne, Millie'yi çok sevdiğini biliyorum ama o ve ben... Artık bundan sonra... Çaresi olmayan üzücüdür. İzninle. Aptal. Bir ağrı kesici getir lütfen. Bir ağrı tabii, hemen getiriyorum efendim. Hemen getiriyorum. İki tane olsun. Peki, iki tane getiririm efendim. Ah Bernardo, Bernardo, Bernardo. Hayır, hayır. O aşağılığın bana yaptığı şeye inanamıyorum. Beş. Beş ağrı kesici. Aman mideniz ne efendim. Ne ağrı kesicisi? $5 milyon. $5 milyonlarımı aldı. Nereye gitti bu adam? Bir elime geçirsem onu. Ah gitmiş. Kim gitmiş? Ah gitmiş koçum. Kim? Demiyon, Demiyon nerede? Ha, o aşağılık mı? Sana haberlerim var Marta. Nedir? Onu bir daha göremeyeceksin. Öldü mü yoksa? Hayır, daha kötüsü evlendi. Nasıl? Evet, karısıyla birlikte ayrıldı. Karısıyla mı? Evet, evlenip gideceklerdi ya, evlenmeye mi gideceklerdi? İki durumda da hayır, şu an evli olmadı. Hayır, ölebilirim. Ben de gidiyorum. Affedersiniz. Siz iyi misiniz? Sizi bir yerden tanıyor muyum? Hayır, hayır, tanışmıyoruz. Benim adım Marta. Nasılsın Marta? İyiyim. Bin yılın güzeli mi? Evet, bin yılın güzelini seçecekler, ne güzel. Ah çocuklar, bunlar akıllarını kızlarla bozmuşlar. Bin yılın, ayın ya da haftanın olması fark etmiyor. Sonuçta bir gece için istiyorlar. Ramon için böyle söyleyemezsin. O hayatının kadını buldu Socorro. Ama sen karar veremiyorsun. Hadi evlen artık onunla. Onunla nasıl evlenirim, o çapkanın biri. Nasıl olduğunu bilirsin. Patron da seni üzmüyor mu? Artık değil. Millie, neden sen de katılmıyorsun? Ha? Evet, diskodaki bin yılın güzeli yarışmasına katılsana. Aman bir de seçilirsem. Merhaba. Merhaba Fabri. Nasılsın? Biraz şaşkınım. Ah Fabrizio. Su içmek ister misin? Ya da yumurta? Ha? İster misin? Şaşkınını anlıyorum. Yazmanızı istediğim bir şey var beyler. Benim özgür kalmam bir semboldür. Ülkemizde adaletin olduğunun en güzel sembolü hem de. Evet beyler, çünkü muhalefet beni aşağıladı, beni küçük düşürdü. Ama Bay Damien Rapallo'nun itirafları beni kurtardı. Bütün gerçekler ortaya çıktı beyler. Şunu bilmenizi isterim ki ben her şeyimi bu ülkeye borçluyum. Rippetti, Rippetti. Hayır, nerede? Hayır, hayır. Kayınbiraderim nerede? Arkadaşını söyle, çabuk söyle. Dur diyorum. Dur. Öyle. Sen yeri biliyorsundur. Nerede? Bak nerede? Bak sakin ol. Sakin ol diyorum. Lütfen. Sen de pisliğin tekisin. Aşağılığın tekisin. Bir hırsızsın dur, sen. Dur, sakin sen ol. De bir hırsızsın. Tamam. Beni her şeyi açıklayacağım. Her şeyi açıklayacağım diyorum. Aşağılıklar, pis hırsızlar. Bunun ikisi de hırsız. İzninle. Girdim bile. Çıkıp çalayım istersen. Hayır, gerek yok. Gelsene. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Uruguaylıların projelerine göz atma fırsatın evet. Oldu mu acaba? Oldu, baktım. Nasıl buldun? Mükemmel. Ha, güzel. Gerçekten mükemmel bir proje. O zaman bu insanlarla bulursak iyi olacak ha? Evet, hemen bir görüşme ayarlayalım o zaman. Şu an burada değiller ama iki ortağı yarın Carmelo'da olacak. Eğer istersen tamam. Tabii. Ya i̇yi sen olur. Git ya da ben gideyim, ne dersin? Ben giderim, ha? Ben giderim. Tamam, olur olur. Sakıncası var mı? Hayır hayır, kesinlikle sakıncası yok. Kahvenizi getirdim, buyurun beyler. Andrea. Evet. Lütfen Uruguaylı iş adamlarıyla yarın Carmelo'da acil bir görüşme ayarla.
İşin çabuk biterse herhalde öğleden sonra denize de girersin, ha? Bu harika bir fikir. Çantanı hazırla, sen de geliyorsun. Ne? Benimle geliyorsun. Kayın biraderim nerede? Daniel nereye gitti? Çabuk söyle, yoksa pişman olursun, ha? Söyle. Bak dur, dur diyorum sana. Lütfen. Bak çek ellerini. Ben tamam. Kaçma planını kendi hazırladı. Ya. Bütün suçu üstüne alacaktı. Ben de nereye gittiğini bilmeden onun ülkeden çıkmasını sağlayacaktım. Hepsi bu işte. Yalan söylemediğinden emin misin? Ya neden yalan söyleyeyim ki sana? Bundan ne kazancım olabilir? Senin bilmen benim için bir şey değiştirmez. Beni soydu o aşağılık. Beni soydu. Lütfen bir $2 million için bu kadar yaygara koparma Federico. Tabii tabii. Senin için söylemesi kolay. Senin paran değil. Hiç değilse meclisteki yerini bana bıraktı. Meclisteki yerini bıraktı da ne senin demek? Senin haberin yok muydu? Bak Federico, seni hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum ama sanırım meclisteki yerini bir başkasına bıraktı, öyle değil mi? Sen ne dedin? Evet, babam meclisteki yerini almam için partiyle konuştu. Ben listedeyim. Merhaba. Bana merhaba deme. Ne oldu? Ne demek ne oldu? Şu 1000 yılın güzeli yarışması da nedir? İnsanları diskoya çekmek için basit bir numara bu. Ha, sevgilim? Neden sürekli kızlar yarışıyor? Evet ama insanları diskoya çekmek için bir şeyler yapmamız gerekiyordu aşkım. Allah sana. Bana aşkım deme. Nasıl deme dersin? Sen benim aşkımsın. Belki ben senin aşkın değilim ama sen benim aşkımsın. Peki peki, yarışmanı düzenle, istediğini yap bakalım. Ama bu benim işim. Demek işin. Evet. Ne kadar güzel. O zaman şu andan itibaren ben de kendi işimi yapacağım. Ne? Ben de 1000 yılın erkeği yarışmasını düzenleyeceğim. Hoşuna gitti mi? 1000 yılın erkeği mi? Hayır Vicky. Bilmiyorum. Anlayamadım. Birdenbire fenalaştı. Sanırım tansiyonu falan yükseldi. Arif ettiği böyle söyleme. Onu öldüreceğim. Sürekli aynı şeyi söyleyip duracak mı? Sanırım bu onda bir saplantı oldu. Zavallı. Peki daha güzel, daha şık bir şey kendine saplantı yapamaz mıydı? Elinden gelen bu zavallının, ne yapsın? Evet doktor. Gerçekten de tansiyonu fazlasıyla yükselmiş. Bir şok ya da kötü bir haber mi aldı? Birden fazla evet, diyelim. Evet evet, sık sık kötü haberler alır. Dinlenmesi gerek. Bu travmatik bir şok değil ama bazı arazlar bırakabilir. Öldüreceğim. Lütfen doktor. Aptal kalacağını söylemeyin. Hayır lütfen Luisa, ben bunu kastetmiyorum. Öyle bir şey değil. Öldüreceğim. Peki onun başka bir şeyi tekrarlamasını sağlayamaz mısınız acaba? Lütfen Luisa, bu bir kaset değil ki. Bu senin kocan. Bakın doktor, ben sizi geçireyim. Evet. Peki teşekkür ederim. İyi günler Luisa. Fakat durumu hiç iyi değil. Öldüreceğim onu. Federico. Sakın aptal kalayım falan deme lütfen. Öldüreceğim. Merhaba Vicky. Merhaba. Haberin var mı? Neden? Yarın Ivo'yla Carmelo'ya gidiyorum. Bir toplantıya katılacak. Öğleden sonra da kumsala gideceğiz. Onu geri kazanıyorum. Ne güzel, bundan emin misin? Evet. Ivo yeniden benim olacak, göreceksin. Seninle de görümce olacağız yani. Görüşürüz canım. Tabii. Onu duydun mu? Evet. Hiçbir şey yapmayacak mısın? Hayır. Nasıl olur da bir şey yapmazsın? Bu çok kötü. Neyin var Victoria? Neden yine iyi davranmaya başladın? Hı? Son günlerde bana çok kötü davranıyordun. Ha, unuttun mu? Artık geçti. Biraz kıskanmıştım, o yüzden de. Beni mi kıskanmıştın? Aslında sadece seni değil. Seni ve babamı. Sana verdiği yüzük beni çok kızdırmıştı. Bailando a un
Evet Ramoncuğum, artık Bay Demin gittiğine göre ve diskonun sahibi de ben olduğuma göre bundan en iyi şekilde yararlanmamız gerekiyor hayatım. Hmm. Evet, 1000 yılda cebimizi bu kez parayla doldurmalıyız. Bu zengin olmamız için evet, tek şansımız, beni anlıyorsun. Harika. Benim bir fikrim var. Kaçak elektrik kullanalım. Suyu da en az şekilde kullanırız. Telefonu da bir başkasının hattına bağlarız. Ondan da kurtulmuş oluruz. Kesinlikle olmaz Ramon. Bu para biriktirmenin en iyi yolu. Hayır Ramon, hayır. Bu mantık anlayışını değiştirmemiz gerekiyor. Yer misin? Ramon, hayır, olmaz. Tadına bak, çok güzel olmuş ama. Ramon, yeni 1000 yıla dürüstçe başlamamız gerek. Bu kez yeni 1000 yılın güzelini seçerken dostum hiçbir hile yapmamalıyız. Artık bunlar eski 1000 yılda kaldı, anlıyor musun beni ha? Bak şimdi ben bir noter istiyorum. Bir doktor istiyorum. Ciddi bir yarışma düzenlemek istiyorum Ramon, anlıyor musun? Anlıyor musun? Milenyumun ilk dürüst insanı. Bayanlar baylar, sizlere 1000 yılın güzeli yarışmasının başladığını haber vermek istiyorum. Evet, yarışmacılar arasından seçeceğimiz kişi en güzel, en sempatik, en zarif bayan olacak. Ve yarışmanın ciddiyetini garanti etmek için de yarışma sırasında bir de noter hazır bulunacak. Bir doktor da bütün yarışmacıları kontrol edecek. Sanırım bunlar yarışmamızın ciddiyetini göstermek için yeterli. Böylece yeni 1000 yıla dürüst olarak başlamış olacağız. Diskomuz bundan sonra ciddi bir müessese olacak. Evet, bu gece sandviçler bedava olacak. Herkese içkiler de benden. Senin neyin var? Hiçbir şeyim yok. Senin neyin var? Kötü görünüyorsun. Dayın gene canımı sıkmayı başardı. Artık sinirlendiremez çünkü dayım gitti. Biliyorum ama bir hediye bırakmış. Aslında hediyeyi yanında götürmüş. Bana hiçbir şey bırakmamış ya da ülser bırakmış. Tamam. Artık onu unut, yoksa hastalanacaksın. Daha mı? Hayır, hiç sanmıyorum. Baba. Evet hayatım. O yüzüğü neden Milli'ye hediye ettin? Hangi yüzüğü? Şu aile yadigarı olduğunu söylediğin yüzüğü. Hayatım, yo. O hikayeyi ben uydurdum. Aslında bir aile yadigarı falan değildi. O zaman neden Milli'ye böyle bir yalan söyledin baba? Beni anlamaya çalış Victoria. Hayat boyunca hiçbir şeyi olmamış bir babası bile kendisini önemli hissetmesini istedim. Yüzüğün hiçbir değeri yok. Benim için var. Benim için çok önemli. Çünkü babam hediye etti. Yalan olması umurumda değil. Çünkü ben ona inandım. Bakmana bile gerek yok. Geçti. Çok güzel. Üstünü değiştirebilirsin. Buyurun. Çok güzel. Evet. Bu da geçti. Şuna baksana. Çok güzel. Çok güzel. Üstünü sıradaki... değiştirebilirsin. Ne güzel bir vücut. Ne güzel bir vücut. Ne güzel bir vücut. Bu da geçti. Al bakalım. Buyurun. Üstünüzü değiştirebilirsin. Sıradaki... Ay, anne ne iyi yapmış da seni doğurmuş hayatım. Çok güzelsin. Bu da geçti. Geçin. Affedersiniz, affedersiniz. Şişt, bir soru sorabilir miyim? Ben noterim ama kimseyi tabii tanımıyorum. Sen de doktorsun ama hiç kontrol etmiyoruz. Bu çok tuhaf değil mi sence de? Yani ne yapıyorsun? Onlara şöyle bir bakmam yeterli oluyor çünkü. Çok doğru. Ramon, aramızda kalsın tabii ama... Onları şöyle baştan aşağı kontrol edebilir misin? Ben bir profesyonelim. Haklısın. Devam edelim mi? He? Hadi evet bakayım. Ne kadar şirinsin.
Benim için çok önemli çünkü bunu bana babam verdi. Değersiz olması önemli değil. Tam tersi. Aslında sana hediye etmeyi düşünmüştüm ama artık istemezsin herhalde. Benim için neden önemli olduğunu anladınız mı? William. Hayır. Hayır, anlayamazsınız. Çünkü babamın beni düşünerek bir şey yapmasını anlayamazsınız. Babamın beni düşünerek bir şey almasını anlayamazsınız. Çok az bir para vermiş olsa bile. Neden biliyor musunuz? Çünkü babamın beni düşünmesini anlayamazsınız. Baba. Bazen seni anlayamıyorum. Çok aptal mu iyisin? Evet, aptalmışsın. Evet. Babam bana böyle bir şey yapsaydı o yüzüğü ne yapardım biliyor musun? Kafasında paralardı. Çünkü senin her zaman bir baban oldun. Baban sana bir sürü şey verdi. Ama bu bana verdiği tek şey, anlıyor musun? Evet. Bilmiyorum. Senin yerinde olsam belki. Hayır, ben de... Hayır, bunu tahmin edemezsin. Yalnız olmayı tahmin edemezsin. Annenin babanın olmamasını tahmin edemez. Böyle şeyler tahmin edilemez. Acısı çekilir. Güzel. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Bayanlar baylar, şimdi bütün gece beklediğimiz o an geldi. Bin yılın güzeli yarışması başlamak üzere. Evet, harika. Önce sizlere jüri üyelerimizi tanıtmak istiyorum. Önce Bay Doktor Ramon karşınızda. Alkışlar Bay Ramon içindi. Saygıdeğer noterimiz Bay Çamuko. Çok sevdiğimiz disc jockeyimiz Bay Carlos Çufa Çufarri. Teşekkür ederim. Başarılar. Ve şimdi ünlü ışıkçımız Ampul Cassini. Evet, artık daha fazla beklememize hiç gerek kalmadı bayanlar baylar. Yarışmamız başlıyor. Müziğimiz başlasın ve karşınızda birinci yarışmacımız. İkinci yarışmacımız. Üçüncü yarışmacımız. Dördüncü yarışmacımız. (Gülüyor)
5. yarışmacımız. Evet bayanlar baylar, şimdi jürilerimizin oylarını alıyoruz. Birinci yarışmacımızdan başlıyoruz. Evet, bir numaralı yarışmacı. Sıra ikinci yarışmacımızda. Ve şimdi de üçüncü yarışmacımız. Ve karşınızda dördüncü yarışmacımız. Şimdi de sıra beşinci yarışmacımızda. Evet. Evet, çok güzel, çok güzel. Evet, anlaşılan jürimiz karar vermekte zorlanıyor. Bunu anlayabiliyorum. Ve biz de jürimiz son kararını verirken dans etmeye devam edelim mi? Ne dersiniz? He? Hep beraber dans ediyoruz. Müzik lütfen. Müzik. Evet, müzik. Geldim, geldim. Biraz sabırlı olun lütfen. Aa, Bay Merhaba, Fabrizio. Nasılsınız? Siz miydiniz? Buyurun lütfen. Sanırım Milli'yi soracaksınız. Fabrizio! Bay Fabrizio. Bu ne sürpriz. Hiçbir şey söylemene gerek yok. Söz verdiğim meyve suyu için geldin. Hadi bahçeye çıkalım hayatım. Hadi gel. Elini o paketin üstünden çek. O hediye bana geldi. Marta. Lütfen Marta. Nesi var doğrusu anlamadım. Sen yakışıklı birisin kız da, oldukça hızlı biri, anlamadın. Beni bu kadar erken aramana şaşırdım. Ne oldu? Gel 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 gel. Senden bir ricam var. Tabii. Sen nasıl istersen beni. Yardımın gerekiyor. Peki ben ne yapacağım? Bir teknen var mı? Beni Carmelo'ya davet etmen harika bir fikirdi. Evet. Toplantının çabuk bitmesi de iyi oldu. Doğrusunu istersen Andrea, artık dayanamıyordum. Sürekli ofiste oturuyorum. Açık havaya ihtiyacım vardı. Yoruluyorsun tabii, çok çalışıyorsun. Evet. Stres iş adamlarının en büyük hastalığı. Biliyor musun, stres için ben harika bir ilaç biliyorum, inan bana. Hı? Nasıl bir ilaçmış bu? Böyle canım. Şimdi daha iyi misin? Evet, doğruyu söylemek gerekirse çok daha iyiyim. O zaman biraz daha ilaca ne dersin canım? Andrea. Evet. Burayı tanımak ister misin? Tabii ki. Burada çok güzel yerler var, biliyor musun? Hadi dolaşalım o zaman. Yürüyerek olmaz ama. Nasıl? Şununla. Hayır. Hayır mı? Hayır, ben ona asla binmem. Delirdin mi? Ben ona binemem. Hayır. Buraya mı? Buraya mı? Evet. Thank you.
Seni anlamıyorum. Ivo'yu bulmayı neden istiyorsun? Düşündüğüm kadar aşağılık olduğundan emin olmak için. İnan anlayamıyorum. Aramızda geçenlerden sonra onunla nasıl olur anlayamıyorum. Sanırım dolaşmak için başka bir şeye ihtiyacımız var. Hadi para. Partideki herkes sana bayıldı biliyor musun Pablo? Sürekli sonunda aramızda genç bir kan var artık deyip durdular. Yeni bir yüz, yeni bir senden insan. İstediğim şeyi hazırladın mı? Evet. Evet. Banka hesabının dökümleri burada. Bak biliyorum kediyi merak öldürürmüş ama... Federico'yu biraz daha kontrol altında tutmak istiyorum. Bunları bildiğimi öğrenince bakalım tepkisi ne olacak. Çok güzel, çok güzel. Biliyor musun politik düşüncemiz seninle çok güzel uyuşuyor. Evet. Sen sadece dediklerimi yap. Hı? Bir hatam yakalarsam hapsi boylarsın. Bak, yani bir örnek olsun diye söylüyorum. Yani partideki insanlardan bana biraz bahseder misin? Kim o? Benim Pablo. Bir saniye. Mi? Ne yapıyorsunuz efendim? Çıkarken anahtarları al, anahtarım. Tamam mı? Kapıyı dışarıdan kilitle, ben sana haber veririm. Efendim. Hadi artık git hadi. Girsene Pablo, lütfen içeri gel. Buyurun efendim. Merhaba. Merhaba, nasılsın? Neler oluyor? Neden kilitlendi? Ne yapacağımı tahmin et, Pablo. Rahatsızdı. Bir şok geçirdi ve yeğenini vurdu. Ne diyorsun Pablo? Nedir bu? Ne kadar güzel. İşte buna bayıldım. Her şeyi düşünmüşsün. İyi yapmamış mıyım? İyi yapmışsın canım. Çok etkileyici öyle değil mi? Bir iş yerinin o gürültülü, stresli ortamını düşün. Bir de buranın tertemiz havasını. Gerçekten çok güzel. Ve sakin. Gelmekte çok iyi yapmışız. Evet. Evet. Ama bunun dönüşü de var. Biz öyle de mi? Dönmeyiz. Aslında bunu düşünmedim değil. Bardağın. Ah bardağın. Dolduralım. Bakıyorsun. Sana bakıyorum. Şimdi en iyisi geliyor. Indiana Jones Son Macera. Serinin 3. filminde baba oğul aynı macerada buluşuyorlar. Harrison Ford ve Sean Connery başrollerde. Steven Spielberg
Spielberg'ün yönettiği sinema klasikleri arasına giren Indiana Jones üçlemesinin bu son macerasını sakın kaçırma. Indiana Jones Son Macera bu akşam Kanal D'de. Türk sinemasının unutulmaz yönetmeni Ömer Kavur imzalı etkileyici bir yapım. Televizyonda ilk kez. Melekler Evi. Kellende havalandırma deliği açmamı istemiyorsan bırak onu. Hande Ataizi, Talat Bulut. Sır dolu bir cinayet. Esrarengiz bir katil. Ve hiç hesapta olmayan bir aşk. Yapma. Şanlıurfa'dan bana uzanan gizem dolu sürükleyici bir macera. Çekil, çekil diyorum, çekil yolumdan. Melekler Evi televizyonda ilk kez bu akşam Kanal D'de. Türkiye'nin kamera şakası tadındaki yarışması Pusu'da bu hafta. Pusu başlıyor. Kendi mekanlarında yakınlarına pusu kurdular, büyük ödül için yarıştılar. Büyük ödülü kim kazanacak? Kahkaha ve eğlence dolu Pusu'yu kaçırmayın. Pusu bu akşam Kanal D'de. Tüketici hakları evrenseldir. Tüketici hakları, Türkiye'nin insan hakları tarihindeki gelişim sürecini çok kısa sürede tamamlayabilmesine olanak sağlayacaktır. 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun, toplum bilincinin oluşturulması bakımından büyük önem taşır. Tüketici hakları evrenseldir. Temel hak ve özgürlükler, seçme ve seçilme hakkı, kişilik hakları, düşünce özgürlüğü ve mülkiyet hakları gibi özgürlüklerdir. Ardından sendikal haklar, özgür örgütlenme hakkı, sosyal güvenlik hakkı gibi ekonomik ve sosyal haklar gelir. Son olarak da çağdaş devlet anlayışı çerçevesi içerisinde kadın hakları, çocuk hakları, çevre hakları ve tüketici hakları gelir. Tüketicinin korunması kavramı uluslararası platformlarda 1970'li yıllardan itibaren ele alınır. 1983 yılına gelindiğinde Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nde temel ilkeler hazırlanır. Türkiye'de ise tüketici hakları bu tarihten bir yıl önce 1982 Anayasası ile birlikte çoktan devletin sorumluluğu altına alınmıştır. Devlet tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır. Tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder. 1988 yılına gelindiğinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tüketici hakları ile ilgili temel ilkeler oy birliğiyle kabul edilir. Türkiye'de bu genel kuruldadır. Tüketici hakları, insan hakları kulvarındaki temel haklardan birini oluşturmaktadır. Ve ülkemizde tartışma konusu olan insan hakları bu temel yasanın çıkmasıyla birlikte daha güçlenmiştir. Tüketicinin sosyal, ekonomik ve fiziksel güvenliği, sağlığı, ekonomik yararlarının korunması, ihtiyaçlarının karşılanması, seçme hakkının olması, aldatılmasının önlenmesi, tüketicinin aydınlatılması, bilgilendirilmesi, sesinin duyurulması ve temsil edilmesi, zarara uğrayan tüketicinin hızlı, adil, ucuz ve ulaşılabilir yöntemlerle tazmin edilerek mağduriyetinin giderilmesi bu temel ilkelerle güvence altına alınmıştır. Mevcut yasalar arasındaki boşluklar ve yetersizlikler, üretimin artması, ürün ve hizmetlerin çoğalması, teknolojinin hızla gelişmesi, rekabetin artması, özelleştirme politikaları ve değişen dünya şartları nedeniyle Türkiye'de tüketiciler de sık sık istismara uğrar. Bu dönemde gazetelerin köşe yazarları tüketici bilincinin oluşmasında ve tüketici sorunlarının yetkili mercilere taşınması bakımından çok önemli bir görev üstlenirler. Burnundan kıl aldırmayan üreticiler, kaprisli satıcılar, fazla beklentisi olmayan tüketiciler, deneme yanılma yoluyla belirlenen alışveriş ortamı, şansa, kısmete havale edilerek girişilen işler. Bu manzara değişir. 1995 yılında tüketiciyi doğrudan koruyan ilk kanun kabul edilir. Bu kanun sadece tüketiciler için değil,
üreticiler için de çağdaş anlayışın çerçevesini çizer. Kaliteli mal ve hizmet üreten, müşteri memnuniyetini öne çıkaran üreticinin korunmasını ve rekabetin arttırılmasını da sağlar. Tüketicinin korunması hakkında kanun yeni tüketici modelini yaratır. Hem 8 yıllık uygulama süresinde karşılaşılan eksiklikleri, aksaklıkları ortadan kaldırmaya yönelik, hem de Avrupa Birliği'ne uyum yolunda tüketiciye sağlanan hakların genişletilmesi, tüketicinin karşılaştığı güncel sorunlara çözüm bulunması ve tüketici örgütlerine etkinlik kazandırılması amacıyla mevcut yasada 2003 yılında değişikliğe gidilir. Kredi kartları, devre tatil, taksitli alışveriş, kampanyalı satışlar, kapıdan yapılan satışlar, abonelik sözleşmesiyle yaratılan mağduriyetleri gidermeye yönelik bu düzenlemeler, aynı zamanda Avrupa Birliği'ne adaylık sürecini yaşayan ülkemizin, birliğin tüketiciyi koruma politikalarına uyumu çerçevesinde öngörülen 13 yönergeyi de içermektedir. Avrupa Birliği'nin 6 Ekim tarihli ilerleme raporunda, tüketici hakları konusundaki çalışmalardan ve düzenlemelerden övgüyle bahsedilir. İlerleme raporunda mahkeme dışı çözüm yolu olarak hakem heyetleri ve bu heyetlerin kararlarına yasal bağlayıcılık getirilmesi en önemli gelişme olarak vurgulanmaktadır. Raporun genel değerlendirme bölümünde hakem heyetlerinin yanı sıra yeni tüketici kanunu ve yönetmeliklerinin anlatılmasına yönelik yoğun eğitim seminerleri ve bilinçlendirme çabalarının da altı çizilmiştir. Bu sizi korumaz. Ama bu benim size vermiş olduğum kazak değil beyefendi. Bu. Ben kendi kazağımı tanırım. Bu abla bu. İki gözüm önüme aksın ki bu. Kardeşim şimdi bir de çarpılacaksın yok yere. Ya yarını göremeyeyim ya. Hangi renk kazak verdin lan? Kankırmızı. Neden istifanı imzalayana kadar buradan bir yere gidemezsin? Ben istifa edersem sen ne kazanacaksın? Bu milletvekilliğini garantiler mi? Ben istifa ettim diye milletvekili olamazsın. Ama başka bir Rapallo'nun canını sıkmayacağından emin olurum. Tıpkı beni soyan baban gibi. O zarfta ne var? Al da oku. Hayır, buna gerek yok. Avukatım senin istifanı hazırlayacak. Sonra Bernardo da sana getirecek. Dilerim imzalarsın. Yoksa sonuçlarına hazır ol. Bernardo! Buyurun efendim. Gidiyoruz. Hayır efendim, böyle bir şey olmaz. Öyle mi? Neden olmazmış? Çünkü diskonun sahibi benim ve senin orada bir erkek güzeli yarışması düzenlemene izin vermem. Aha, bana sen deme. Peki tamam, sen demiyorum. Siz benim diskomda bir erkek güzeli yarışması düzenleyemezsiniz Bayan Victoria. Bakın Bay Morgan, Milli Ana ve Gloria bana yardım edecekler. Bu yarışmayı düzenleyeceğim. Yok ya, ciddi misiniz? Aha, evet çok ciddiyim. Ve ödül ne olacak biliyor musunuz? Hayır, peki ödül ne olacak? Tahmin etmeye çalışın. Ne olacak? He? Buna cesaret edemez. Buna cesaret edemez. Kim neye cesaret edemez söyler misin? Artık gidebilir miyiz lütfen? Nereye? Ben gitmek istemiyorum. Harika zaman geçiriyorduk. Ben de harika lütfen. Zaman geçiriyordum. Artık gidebilir miyiz lütfen? Onu bir türlü aklından çıkaramıyorsun değil mi? Hayır Federico. Pablo partiden istifa etmeyecek. Ha pekala, o zaman fikrimi değiştirene kadar orada kilitli kalacak. Nedir bu? Pablo'nun mafyada olduğu günlerde gizli servisin hazırladığı bir rapor. Evet. Ha ne kadar ilginç. Ya, benden fotoğraflardaki bazı ilginç kişileri temizlememi istemişler. Bunu bana niye veriyorsun? Pablo'nun senin aleyhinde yani şirketin aleyhinde bir şey yapamayacağından emin olman için veriyorum. Yani? Yani o meclise girecek. Ama gerçek güç sende olacak. Bu şekilde Pablo senin elinden yem yiyen bir güvercin haline gelecek.
Şu işe bak. Seni fazla küçümsediğimi kabul etmem gerek, biliyor musun Petty? Ne kadar zeki olduğunu şimdi anlıyorum. Sen hayatım boyunca gördüğüm en zeki insanlardan birisin. Neler oldu? Kapıyı kilitlemişler. Açar mısın Federico? Federico! Neler oluyor Bernardo? Neden bu kapı kilitli? Bay Federico kendisi kilitledi. Anahtarı da götürdü efendim. Nasıl? Anahtarı yanına aldı efendim. Herhalde yanlışlıkla oldu. Neden odamı kilitliyor anlamıyorum. Bilmiyorum efendim. Herhalde geçen gün geçirdiği şokun bir sonucu olmalı bu. Ah Bernardo, sizce kocam yarı deli kalmış olabilir mi? Yarı mı? Hayır, hiç sanmıyorum. Ay neyse, biraz rahatladım çünkü... Yarı aptal bir erkekle nasıl yaparım yani, hiç bilmiyorum. Peki ben içeri nasıl gireceğim şimdi? Size yedek anahtarı getireyim efendim. Sizde var mı? Bende her şey vardır efendim. O zaman gitsenize, daha ne bekliyorsunuz? Ay bu adam beni deli edecek. Evet. Her yerde seni aradım. Nerelerdeydin? Sana biraz kestireceğimizi söylemedim mi? Bak ne buldum Milagros. Harika. Şu kadehleri tutar mısın? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum, biliyor musun Milagros? Şampanya içmeyi bu kadar çok sevdiğini bilmiyordum. Tahmin bile edemedim. Nasıl kestirdik peki? Çok güzel değil mi? Gerçekten çok iyi geldi. Evet tabii. Her şey çok güzeldi. Sizi rahatsız ettiğim için. Ay harika, herkes buraya. Şey diyordum, geç olmaya başladı. Bana da biraz... Biz dönüyoruz. Eğer siz de isterseniz sizi de götürebilirim. Ama isterseniz benimle gelebilirsiniz. Hayır, teşekkür ederiz. Otelde bir oda ayırttık. Gece burada kalıyoruz biz. Şerefe. Bir tanem. Bir ne? İkiniz için bir oda mı yani? Evet, yatak pek büyük değil ama oldukça rahat ettik. Rahat etmedik mi? Hem çok rahat ettik. Bütün bunları neden yapıyorsun? İntikam almak için. Hava kararmadan neden dönmüyoruz? Evet, dönelim. Sevdiğini söylüyor ama gözlerini kızlardan alamıyor. İnanın bir gün onu öldüreceğim. Bunu yapacağımı bilirsiniz. Bunu elbette biliyoruz canım. Camuko evlenmek için iki işte çalışacağını söylüyor. Ama şimdi de jüri üyesi olmuş, kızları kesiyor. Onu öldüreceğim. Bütün erkekler aynı. Evet, bütün erkekler aynı. Evet, kesinlikle. Ağızlarının suyu akıyor. Kızları görmeleri yeter. İğrenç kızları görünce çıldırıyorlar resmen. Onlar da bende olmayan neler? Bende olmayan neleri var peki? Ya bende olmayan neleri var? Kızlar, hadi başlayalım. Başlayalım. Anlamıyorum. Önce istifa etmemi istiyordun. Şimdi milletvekilimi onaylıyorsun. Bu nasıl oluyor? Ripetti beni ikna etmeyi başardı diyelim. Pablo, eniştenin parti kararına karşı çıkacak gücü yok. Bu kadar basit işte oğlum. Bu fazlasıyla basit oldu.
Dilerim bir sürprizle karşılaşma. Ne sürpriziyle karşılaşacaksın? Senin danışmanın kim? Ben senin aleyhine çalışır mıyım? Sen herkesin aleyhine çalışırsın. Sürpriz falan yok enişte, tamam mı? Sürpriz yok yeğenim. Hadi size iyi geceler. Tıpkı bir güvercin gibi. Senin avucundan yemini yiyecek. Bu çok hoşuma gitti, biliyor musun? Tıpkı eğitilmiş bir maymun gibi. Şerefine. Bayanlar, baylar, bin yılın erkek güzelini seçmek için bir yarışma düzenleyeceğimizi söylemek istiyorum. Katılmak isteyen beyleri şöyle alabiliriz. Arkadaşımız isimlerini yazmaktan mutluluk duyacaktır. Kesinlikle olmaz. Disko'nun sahibi benim ve bu yarışmaya... Arkadaşımız sizleri bir öpücükle karşılamak için orada hazır bekliyor. Katılmak isteyen beyleri lütfen o tarafa alayım. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. benim için yaptığın her şey için teşekkür etmek istiyorum. Bunu daha önce de söylemiştim biliyorum. Söyler misin, ben ne yaptım? Çok şey. Benimle Carmelo'ya geldin. Sarışın konusunda yardım ettin. Yeniden Hı-hı. evime getirdin. Biraz daha konuşursan kendimi iyi bir sanacağım. Bunu söylediğim için bağışla ama öylesin. Çok teşekkür ederim. Evo konusunda biraz dikkat et. Ateşle oynuyorsun. Sen bunun için endişelenme. Dikkatli ol, yanabilirsin. Yeterince yandım zaten. Biliyor musun? Söylemek istediğim bir şey var. Sana yardım etmek çok hoşuma gitti ama... aynı zamanda... yalan söylüyorum. Hangi konuda? Sana yardım etmek hem hoşuma gidiyor hem gitmiyor. Merhaba, adınız neydi? Gabriel. Peki Gabriel, yarışmaya katılmak istiyor musunuz? Evet. Şöyle geçin lütfen. Teşekkür ederim. Adınız? Luciano. Merhaba Luciano. Hı-hı. Siz de yarışmamıza katılmak istiyorsunuz. Tabii öyle ki. Değil mi? Şöyle geçin lütfen. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, ya siz? Teşekkür ederim. Adınız neydi? Leonardo. Leonardo. Şöyle geçer misiniz lütfen? Ana, nasıl gidiyor? Harika gidiyor. Şu isimlere baksana. Düşündüğümden çok daha fazla. Harika. Merhaba, evet. Adınız neydi? Çamuklu. Bir şey sorabilir miyim? Sen burada ne yapıyorsun? Ne demek ne yapıyorum? Bin yılın en yakışıklı erkeğini seçeceğim tabii. Ne? Ben jüri üyesiyim hayatım. Jüri üyesi olduğunu kim söyledi sana sevgilim? Bayan Victoria. Umrumda bile değil. Sen benim kız arkadaşımsın ve erkeklere bakmana izin vermiyorum. Bak Çamuko, bana maço erkek numaraları yapma, yoksa pişman olursun. Şimdi git. Victoria, lütfen tamam. Şu gelene bakar mısın? Merhaba, nasılsınız? Merhaba. Adınız neydi? Ariel. Ariel. Şöyle geçer misiniz lütfen? Tabii, evet, teşekkür geçin, ederim. Geçin, geçin, geçin. Hemen benimle birlikte geliyorsun. Bırak onu, yürü Çamuko, ama... yürü hadi dedim. Yürü! Hayır, lütfen. Rocky. Rocky! Rocky, ne? Mahvoldu. Neden? Planlarımız geri tepti dostum. Hayır, yanılıyorsun. Nasıl yanılıyorum? Hayır, bunu halletmek çok kolay. İyi de nasıl? Erkekçe. Ha? Kızlar, hiçbir Morgan'ın eline su bile dökemez. Çabuk onun da. Benimkinin de. Seninkinin de. Evet. Benim sevgilim yok. Çaktırmayın, geliyorlar. Bitti kızlar. Yarışma buraya kadar. Ne yapıyorsunuz? Yarışma olmayacak. Buranın sahibi çünkü benim. Şu işe bak. O zaman bin yılın güzeli yarışmasına kim katılacak? Söyleyelim mi kızlar? Bizler. Doğruyu söylememi istersen sana yardım etmekten nefret ediyorum. Çünkü o kendine beğenmişi tepsi içinde sunuyormuşum gibi. Affedersin ama bana kimseyi tepsi içinde sunmuyorsun. Sana bütün istediğimin intikam olduğunu söyledim. Sen o adama karşı koyamıyorsun bile. Ben mi? Sarışına mı? Ona dayanamıyor muyum? Evet. Yanılıyorsun. Hayır, yanılan sensin. Neden biliyor musun? Çünkü şimdi şu kapıdan girse ve sana bir şey söylese karşılık verirsin. Neden bu kadar eminsin? Çünkü ona aşıksın. Ben ona aşık değilim. Öylesin. Öyle olsan bile ne olmuş? Yardımlarınla ne ilgisi var? İlgisi var çünkü... senden hoşlanıyorum. Ve benim olmanı istiyorum.
Bu konuyu konuştuğumuzu sanıyorum. Evet, bu konuyu konuştuk, biliyorum. Ama ne yazık ki duygularıma engel olamıyorum. Ondan söz ettiğinde onu kıskanıyorum. Onunla olduğunda onu kıskanıyorum. Belki de şu an söyleyeceğim şey sana çocukça ve komik gelecek ama... Ben sana aşık oldum. O zaman kelebeğin söylediği doğruymuş. Erkekle kadın arkadaş olamazmış. Buna çok üzüldüm. Merhaba. Merhaba. Tamam tamam tamam, bu kadar yeterli. Müziği keser misiniz? Müziği kesin lütfen. Yeter. Teşekkürler, çok teşekkür ederim gerçekten. Hepinizi burada görmek çok güzel. Evet, artık yarışmayı başlatalım. Evet, yarışma başlasın. Öyle değil mi? Başlatalım. Tamam. Hadi. Tamam. Birinci yarışmacı lütfen. Hop. İkinci yarışmacı. Üçüncü yarışmacı. Dördüncü yarışmacı. Şunu yapma. Tamam. Lütfen. Beşinci yarışmacı. Tamam, tamam, tamam. Müziği keser misiniz artık? Kesin artık. Müziği kesin. Bu kadar yeterli. Tamam, evet. Bitti. Evet, gösteri bitti. Evet, evet. Bitti diyorum. Bakmayın kız arkadaşıma. Evet, sen de bakma. Hepinize teşekkür ederim. Evet, jüri üyelerimiz burada olmadığı için yarışmacının birincisini Noter Bey'le seçeceğiz. Biz konu sahibi olarak ben ve Noter Bey bir numaralı yarışmacıyı birinci seçtik. Evet. Bitti. Bir numaralı yarışmacı birinci geldi. İşte birincimiz. Karşınızda. Hayır. Çekilin. Çekilin dedim size. Girmemen gerekiyor. Nedenmiş? Kim engel olacak? Kimse engel olamaz ama ne kadar istesen de zamanı geri getiremezsin. Biliyorum. Peki o zaman? Çalışmak bana iyi geliyor Gloria. Kafanı neye taktın yine? Ay, ne bileyim. Fabrizio her şeyi mahvetti.
Neden? Ne Başkanı oldu? Başkanı itiraf etti. Aslında direkt olarak değil ama... Evet, aslında direkt olarak aşık olduğunu söyledi. Şu işe bak, demek öyle. Peki sen ne dedin? Onu bir daha görmek istemediğim. Çak bakalım. Demek milletvekili oluyorsun. Çok doğru. Ve bir sekretere ihtiyacım olacak. Teklifleri açın. Sen neden bir teklif yapmıyorsun? Önerin nedir? Merhaba çocuklar. Ya, merhaba. Federico. Burada ne arıyorsun? Bana iş önermeye gelmiş. İş önermeye mi? Ama senin bir işin var zaten. Anlamıyor musun Federico? Sekreterini çalmaya gelmiş. Bunu unut Pablo. Andrea buranın demirbaşıdır. Onu kimse almaz. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Çünkü sen parayı çok seversin ve sana benden fazlasını verecek biri olduğunu da sanmıyorum. Kabul ediyorum. Sen ne diyorsun? İstifa ediyorum sevgili patronum. Artık paranla kendine hizmet edecek başka birini bulabilirsin gönül rahatlığıyla. Eğer bu kapıdan çıkacak olursan hayatım... Gidelim Pablo. Gidelim. Hoşça kal. Hoşça kal. Çıktı. Bernardo, Bernardo. Bana söylemek istediğin bir şey mi var? Ne hakkında, neden söz ettiğinizi anlayamadım. Demek anlayamadın. Bobby beni aradı, Lina'nın kocası. Ve bana söylemek istediğim bir şey varmış. Size söylemek istediğim bir şey evet. varmış? Hayır, yok. Yok mu? Yok. Babam ve Rocky ile ilgili bir şeymiş. Affedersiniz ama yapmam gereken çok önemli bir şey. Hayır, işler şimdilik bekleyebilir. Gerçeği biliyorsun değil mi Bernardo? Hangi gerçeği? Yani şeyi mi? Gerçeği Bernardo. Gerçeği biliyorum. Aslında size de söylemeye çalıştım efendim ama söylemeye çalıştığımda olan evet, olmuş. Evet Bernardo. Her şeyi babanız planladı. O kadınları Rocky'nin yatağına o soktu. Pekala Bernardo. Size söylemeye çalıştım efendim ama beni dinlemediniz. Yok yok, alçak gönüllülük ediyor. Dün gece bir kız da 2 saat ortadan kaybı. Ne? 2 saat mi? 2 saat 10 dakika. Hani? Kız da harikaydı. Ona asıldı dur. Tabii. Ne diyorsun? Hayır. Sen gider misin çocuklu? Sen git. Bir yere gitmiyorsun. Dur, bir yere gitmiyorsun. Ramon. Hayır, bir yere sana gitmiyorsun. Sana git dedim Çamuko. 2 saat ne yaptınız? Karıştığım için bağışlayın ama babanıza gerçeği söyleyecek olursanız bu evi de mirası da unutun. Her şeyi unutun hanımefendi. Evet. Bir kez kendi iyiliğiniz için sakin olun. Rocky ile çektiğiniz acıları düşünün efendim. Bernardo. Bernardo. Haklısın. Evet, haklıyım tabii. Bu evde geçirdiğim yıllar bana bu tecrübeyi kazandırdı efendim. Bernardo. Biraz susar mısın? Bana bir iyilik yap. Git Rocky'yi çağır. Şoförü mü çağırayım? Evet. Git hadi. Elime bırakırsanız gideceğim. Anneciğim. Siz hiç aşık oldunuz mu? Elbette. Evlendim, bunu biliyorsun. Ben evlenmeden önce demek istedim. Bak, benim gençliğimde bu şeyler şu an olduğu gibi değildi. O zaman kadınlar aşık olmuyor muydu? Elbette aşık oluyorlardı. Ama ne zaman bir erkek tanıyorduk? Nasıl ne zaman bir erkek tanıyorduk, anlamadım. Bak tatlım, benim zamanımda kızlar biraz şeydiler... Nasıl söylesem, bak tatlım, Milim, eğer iyi bir kız olmak istiyorsan o zaman evinden çıkmaman gerekiyordu. Evimizden pek çıkmadığımız için pek de erkek tanımıyorduk biz. Ben de evinden çıkmayan biriydim. O yüzden kocamı tanıdığım zaman... Aklını başından aldı değil mi? Eminim çok yakışıklıydı. Evet. Bütün bunları neden soruyorsun? Ne bileyim, soruyorum işte. Aslında... Bir kadın sevdiği adamı unutabilir mi diye soracak. Ama sizin tecrübeniz yok. Yanılıyorsun. Çok tecrübem var. Üstelik düşündüğünden fazla acı çektim hayatım. Neden yapamadım? Neden frene bastım? Neden söyler misin? Neden? Lanet olasıca vicdanım. Vicdanım buna engel oldu. Halbuki Mickey'i kurtarmış olacaktım. Ondan kurtulacaktım. Hep vicdanım yüzünden oluyor bunlar. Park edeyim mi arabayı? Peki nereye park edeyim ben? Ve bir gün o parfümün
benim olmadığını fark ettim. Sonra ruj olmuş bir mendil buldum. Sonra bir de mektup buldum. Ve bir gün onu izledim. Aa, yeter yeter, büyükanne devam önemi et. Önemi yok hayatım. Aa, üzülmeni istemiyorum. Hayır, önemi yok. Onu izledim. Ve bir eve girdiğini gördüm. Kimin eviydi biliyor musun? Hayır. Diğer karısının. Nasıl diğer karısının? Evet tatlım, diğer karısının ve 3 çocuğunun. Kocam her zaman ona daha fazla çocuk veremememden şikayet etmişti. Federico'ya doğum yaptıktan sonra bir daha asla hamile kalamadım. O yüzden o da gidip başka bir kadını buldu. Ne alçakmış. O senin büyük baban. Büyük babam çok alçakmış. O yüzden bir aşkı unutmak çok zordur dedim hayatım. O benim aşkımdı. Hayatımın tek aşkı. Tek aşkımdı o benim. Roman Rocky nerede? Koşuyor. O zaman bul onu. Hayır, bulamam. Çünkü koşarken onu rahatsız etmemden hiç hoşlanmam. Bundan bana ne, git rahatsız et hadi. Sevgili dostum Rocky. Beni mi çağırdın? Bayan Victoria seninle konuşmak istiyor. Peki. Evet, ama senden bizi yalnız bırakmanı istiyorum Roman. Hayır, kesinlikle olmaz. Roman benim için bir kardeş gibidir. Onun yanında söyleyebilir misiniz? Ya gider misin Roman? Hadi. Evet. Rocky. Sizi dinliyorum. Senden özür dilemek istiyorum. Ne? Bay Ripetti, hoş geldiniz. Merhaba evlat, nasılsın? İzninle teşekkür ederim. O Pablo, evet. Ben de seninle konuşmak istiyorum. Şimdi mi? Evet, 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 acil bir konu. Sizi yalnız bırakayım. Hayır, senin gitmene gerek yok. Bu seni de ilgilendiriyor Andrea. Konu nedir? Parti onun sekreterin olmasını istemiyor. Ama neden? Babanın nikah memurunun önünde terk ettiğini unutmamışlar ve bunun parti imajını bozmasını istemiyorlar. Evet, ama onlarla konuşabilirsiniz Ripetti. Konuştum güzelim. Federico'nun yanına dönmen gerekiyor. Hayır. Federico olanlardan sonra onu geri Allah kabul etmeyecek. Beni şaşırtıyorsun. Senin danışmanın kim? Ben. Evet. Federico ile konuştum. Çok pişman olduğunu söyledi. Senin de dönmeye hazır olduğunu söyledim. Ne? O ne dedi? Ya, kabul etti. Ripetti. Sana bunun için nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum doğrusu. Hmm. Çok teşekkür. Sen merak etme. Benim aklıma bir şey gelir nasıl olsa. Dün arkadaşının Carmelo'da beni izlediğini biliyor muydun? Seni izlemiyordu. Sadece plaja gitmişti. Evet, tabii tabii. Onunla ilgilenmediğim için şimdi o peşime düştü. Ah hayatım, çok yanılıyorsun. İlgisi bile yok. Ha, yanılıyorum. Hayır. Yani. Sence evet. Yanılıyor muyum? Evet. Bence yanılmıyorum. O zaman niye geldi peki? Plajda dolaşmak için. Plajda dolaşmak için. Evet. Tabii ya. Ona yeni bir sayfa açmasını, çünkü senin değmeyeceğini söyledim. Benim değmeyeceğimi mi söyledin? Hayır, ben senin değmeyeceğini söyledim. Ne yazık ki o öyle düşünmüyor. O öyle düşünmüyorsa o zaman... Anlayacağın, o seni hala seviyor ama kafanda beyin olmadığından bir şey göremiyorsun. Sadece onu incitiyorsun. Ivo, sana bir şey soracağım. Ama lütfen bana gerçeği söyle. Sen ona hala aşık mısın? Onu seviyor musun? Söyler misin? Meli, ben iki yüzlük yapmak istemiyorum. Beni anlamaya çalış. Numara yapamam ben. Buna sevindim. Ben de iki yüzlülük edemem. Fabrizio, doğru söylüyorum. Görüşmeye devam edemeyiz. Tamam. İmkansız bir şey için üzülmeni istemiyorum. Tamam, kendimi üzmeyeceğime söz veriyorum. Lütfen, seninle iyi zaman geçiriyorum. Çok eğleniyorum. Beni mahrum bırakma. Benim için yalnızca bir arkadaşsın ama. Sen de benim için... Sana inanmıyorum. En azından denememe izin ver. Bak ne yapalım biliyor musun? Eğer bu durum acı verirse ya da üzülürsem o zaman hayatından anında çıkarım. Ama acı çekmeni istemiyorum. Ama sen çekiyorsun. Ama senin için değil. Ben de senin için çekmeyeceğim. Söz veriyorum. Yalnızca arkadaş mıyız? En azından arkadaşız. Arkadaşlar her zaman arkadaş. Por liberdad. Cambio ni las por un sueño
yaptın? Ne yaptın aptal şey? Şu yaptığına bakar mısın? Hadi toplamama yardım et. Ivo yardım eder misin? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun terbiyesiz? İğrenç şey. Ben mi terbiyesizim? Evet. Sen de bir yalancısın. Bir daha söylesene. Ama 4 kez söyledim zaten. Olsun, bir kez daha söyle, ne olur ki. Peki olur ama ben bu kadar çok özür dilemek hiç kolay değil. Evet ama. Pekala Morgan, senden özür diliyorum. Çünkü sana inanmak yerine babama inandım. Sana güvensizlik etmemem gerekirdi. İstersen beni bağışlarsın, istemezsen önemi yok. Seni anlayabilirim. Dostum her şeyi duydum. Onu öpmek için daha ne bekliyorsun dostum? Söylesene bana. Dilini benden saklama, dedi onu öperken. Ağzımın içinde dolar. Tadıma bak. Kelebeğin bunları okuduğunu biliyor muydun? Sana söylediklerimi dinliyor musun sen? Hayır. Ivo bana çarptı diyorum. Elimde bütün havlular yere saçıldı. Toplamama da yardım etmedi. Nesi var bunun? Kavga mı ettiniz? Söyler misin lütfen? Hayır, bütün gün onu görmedim. Görmek de istemiyorum. Hayır, hayır, hayır. Bak hadi bakma, ben yokum. Tadıma bak. Sen miydin? Ne bunu o? Bunu geri vermeye geldim. Şey, yoksa evlenmeyi düşünmüyor musun? O yüzden bizim için çiçeğine ihtiyacım yok. Kendiminki olacak. Neler yapıyorlarmış anlatsan. Kelebek mi? Ha, geçen telefon etti. Anlaşılan harika zaman geçiriyorlarmış. Bobby sürekli peşinde dolaşıyormuş. Anlarsınız ya. O anlamda yani. Tabii anladım. Çamuko, yemek ne zaman hazır olacak? Yemek her zamanki gibi saatinde servis edilecek. Otur efendim. O zaman hayatım, sana bir içki vereyim. Çok naziksin. Bu orada oturmuş ne yapıyor? O benim torunum. Bilmiyorsan diye söylüyorum. Evet biliyorum. O zaman neden soruyorsun? Bugün onu hizmetçi üniformasıyla gördüm. Yemeğimi hizmetçilerle yemeye alışkın değilim Angelica. Ben ise gideyim. Yo, burada kalıyorsun hayatım. Sorun çıksın istemiyorum büyük anne. Bu ne gelişme böyle? Ona büyük anne diyorsun. Kocanıza da baba diyorum. Hı? Hoşunuza gitti mi? Nasıl da basitleşiyorsun. Çünkü ben basit biriyim. Sizin gibi olmayı daha asla istemiyorum. İyi akşamlar. Sanırım şimdi ben gideceğim. Hayır büyük anneye, hiçbir yere gitmiyorsunuz. Herkes burada olduğuna göre size bir şey söylemek istiyorum. Yeni bir haber mi? Evet. Andrea taşınıyor. Gidiyor musun? Hayır. Anlamadım. Taşınıyor mu, taşınmıyor mu? Evet, taşınıyor. Ama başka bir odaya. Şu andan itibaren Andrea benim karım olacak.